Merhabalar, Envai Tatlar'a hoş geldiniz. Şeftali likörümüzün ikinci aşamasını çekeceğim şimdi. Bir aydır güneşte bekliyordu. Şeftalilerimizi şekerle birleştirip kavanozumuza koyduk. Bir aydır güneşte bekliyorlardı. İçine bazı baharatlar atmıştık. Karanfil, kaküle ve tarçın gibi. Bir aydır bekledi. Şimdi açıp bir tadına bakacağım. Evet, aslında bayağı bir alkollenmiş. O yüzden ben alkol seviyesini minimumda tutacağım. Ben bir alkol oranı veriyorum. Fakat oranı size bırakıyorum. Kendi daha fazla alkol isterseniz daha fazla alkol ekleyebilirsiniz. Ben 150 mililitrelik bir alkole 150 mililitrelik su ekledim. Bir %50 karışım yaptım. Onu ekleyeceğim. Gerekirse 150 mililitre su daha eklerim. Ekstradan tekrardan bir karışım daha hazırlarım. Evet, fena değil. Ben bunu karanlığa alacağım. 1,5 ay karanlıkta bekleteceğim. Arada bir kontrol edeceğim. Size de onu öneriyorum. Eğer gerekiyorsa biraz daha alkol ekleyebilirim. Gerekmiyorsa eğer bu şekilde minimumda tutmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi siz alkol seviyesini daha yüksek kullanabilirsiniz. Genelde benim önerim vodka kullanıyorsanız eğer 3 litrelik bir şey için, kavanoz için 35'lik bir vodka yetebilir. Ama isterseniz tabii 70'lik bir vodka da kullanabiliyorsunuz. Bunun bir ölçüsü yok. Herkes kendi damak zevkine göre ayarlayabilir. Şimdi bunu karanlığa alacağım. 1,5 ay karanlıkta kalacak. Bu arada şunu bekliyorum. Meyveler dibe çöküp yukarıdaki su berraklaşacak. O suyu şişeleyeceğim. O meyveler aşağıya çökene kadar bekleyeceğim. Bazen çökmeyebiliyor. O zaman da süzüyorum meyveleri. Süzerek alıyorum. Bunları tatlılarda kullanabilirsiniz. Pasta üstlerinde süslemek için. Bakın çok şık ve çok lezzetli. Atmanızı pek önermem. Meyveleri daha sonra kekler ya da tatlılarda kullanma şansımız var. Onları deneyeceğiz hep birlikte. Şu anda likörümü kapağını kapatıp karanlığa alıyorum. Ve en az 1,5 ay karanlıkta bekleteceğim. Ne kadar çok bekletirseniz o kadar iyi. Onu söyleyebilirim. Yani 1,5 ay. 1 ay sonra içmeye başlayabilirsiniz. Hatta 15 gün sonra da içmeye başlayabilirsiniz. Ama 1 aydan sonra likör oturmaya başlıyor. 1,5 aydan sonra güzel bir likör kıvamına geliyor. İçime hazır. Ama 2-3 ay sonra da enfes oluyor. Yani bunları zaman içerisinde deneyeceksiniz, göreceksiniz. Bazen içmeyip beklemeyi tercih edeceksiniz, bazen içeceksiniz. Zaman içerisinde kendiniz bunların kararını vereceksiniz. İyi günler diliyorum, hoşça kalın. Sayfama abone olursanız çok sevinirim.